Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugünkü dersimiz closure dediğimiz yapılarla ilgili. Bu biraz tabi biraz programlama dilinin fonksiyonel programlamaya yakınsamasını işaret eden bir konu. Tabi fonksiyonel programlama bir paradigma, illa da yani işte şöyle bir kuralı vardır, böyle bir kural vardır diyebileceğimiz bir şey değil ama hani normalde nesne tabanlı programlama dillerinde biz genelde dizaynı, mimariyi işte nesneler üzerine kurarız. Bütün değerleri işte nesnelerden türettiğimiz değerlerle elde ederiz. Onların metotlarını kullanırız. Rust programlama dili tabii hem nesne tabanlı programlamaya çok az öykünüyor. Ama öte yandan fonksiyonel programlama dillerine biraz daha yakınsıyor. Ama her ikisi de diyemeyiz yani. Daha çok C diline öykünen, daha doğrusu ona vehmeden bir dil diyebiliriz programlama için, Rust için. Bugünkü konu dediğim gibi closure. Closure'lar nedir? Closure, fonksiyona benzeyen bir yapı ama tam olarak fonksiyon değil. Bir değişken, bir fonksiyonun bir değişken gibi değer tuttuğunu düşünün. Böyle bir şey closure. Avantajı ne? Avantajı şu: mesela biz fonksiyonlarda bir fonksiyon tanımladığımız zaman fonksiyona gelecek olan parametreler belirtilmek zorunda. Türleri belirtilmek zorunda. Efendime söyleyeyim, return edeceği değer belirtilmek zorunda, eğer varsa tabii. Hangi değerden return yapacak? Bunların belirtilmesi lazım. Artı fonksiyon dışarıdan bir parametre alabilir. Yani siz fonksiyonu kullanırken onun argümanlarını zaten belirliyorsunuz, parametrelerini belirliyorsunuz ama mesela diyelim ki başka bir escope içerisinde, yani mesela buradaki escope arasındaki bir değişkeni kullanamaz fonksiyon. Zaten fonksiyon dışarıda tanımlanır. Bir fonksiyon diğer bir fonksiyon içerisinde tanımlanmaz. Bir fonksiyon diğer bir fonksiyon içerisinde tanımlandığı zaman zaten o bir closure oluyor. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu: mesela burada biz CL diye bir tane closure tanımlamışız. Bu CL mesela buradaki A değişkenini kullanabiliyor. Ama mesela fonksiyonlarda böyle bir özellik yok. Olamıyor yani, daha doğrusu. Global bir değişken tanımlasanız ancak öyle kullanabilirsiniz. Ama tabii global değişken de öyle her yerde zırt pırt kullanılmaz. Evet. Peki nasıl tanımlanır closure'lar? Closure standart olarak aslında eşittirden sonra şöyle bir şey, bir escope oluşturuyorsunuz. Bu kadar. Tabii sonrasında noktalı virgülü unutmayın. Burada mesela A return edilen bir değer bu arada. Bakalım, tabii burada print komutunun kullanımının değiştiğini de belirtmemiz gerekiyor. Burada return ederken ne yapmışız? Return dediğimizde bir hata vermiş. Böyle yaptığımız zaman return olmuyor ama bir değer türetiyor. Niye ise. Buraya CL yazalım. Return etmemize izin vermiyor. Sebebini çözemedim. Anlayamadım daha doğrusu. Sonuçta bu da bir return ediyor ama biz return yazdığımız anda isyan ediyor. Sebebi ne? Tekrar bakalım. Sebebi tabii biz burada buna return değeri üretmediğimiz için sen ne yapıyorsun? Bu fonksiyon, bu closure herhangi bir değer return etmeyecekti diyor herhalde. Ondan dolayı bir bakalım şöyle yaptığımız zaman herhangi bir şey diyecek mi? Evet. Return type belirtmemiz gerekiyor muydu bunda ya? str yazdığımız zaman font keyword. Identifier font keyword. Şöyle yapalım bakalım. Default formattır. Şöyle yapsak.
E şöyle yapalım. Bakalım. Evet, böyle çalıştı. Burada neden hata verdi onu da söylemek de fayda var. Normal şartlarda closure'lar herhangi bir değer return edebilir de etmeyebilir de. Eğer herhangi bir değer şu şekilde yazdığımız zaman bu A'nın değişken türü neyse CL'nin değişken türü de O oluyor. Ama biz buna return eklediğimiz zaman Rust programlama dili bunu kendisi yapıyor. Diyor ki sen diyor A'yı return ediyorsun. Tabii bu derleme aşamasında bunu söylüyor. Farkı burada. Ama diyor closure str return etmiyordu böyle yaptığımız zaman. Mesela böyleyken bizim closure'umuz herhangi bir şey return etmiyor demiş oluyoruz. Ama return A dediğimiz zaman biz closure'a bir değeri return edeceksin. Return kullandığımız zaman bize closure'un da neyi return ettiğini önceden belirteceksin diye dayatmada bulunuyor. O yüzden hata vermişti. Normal şartlarda pek fazla böyle kullanılmıyor return diye. Evet, tabi burada A kullandık biz. A'yı return ettiğimiz zaman mesela burada yine merhaba yazacak A'dan dolayı. Çünkü CL'nin aldığı değişken burada A oluyor. Ama mesela bunu yazmasak da olur tabi. Eğer herhangi bir parametre göndermeyeceksek closure'a bunu yazmamıza da gerek yok. Şöyle de direkt çağırabiliriz. Phone setter. Expected function phone setter. Çok ilginç. Çok ilginç hatalar veriyor. Closure. Evet, normalde closure demek ki şunu kullandığımız zaman bunu kullandığımız zaman şöyle çağırabiliyoruz. Bir fonksiyon gibi çağırıyoruz closure'u. Ama mesela bu yoksa direkt değişken gibi çağırıyoruz. Aradaki fark buymuş demek ki. Fonksiyon gibi hareket etme veya değişken gibi hareket etme gibi farkları oluyormuş. İşin doğrusu bunları ben pek fazla kullanmadığım için bu küçük detayları tam olarak bilmiyorum. Yani burada öğreniyorum ben de. Nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Oradan bir yorum yapıyorum. Evet, tabii bu closure dediğimiz gibi fonksiyonlara yakın sayan bir şey. Böyle yaptığımız zaman mesela buna bir parametre gelmesi lazım. Parametre kullanacakmış gibi aslında bir fonksiyon özelliğine dönüşüyor. Mesela burada bu defa çalıştı. Neden? Bunu belirttik. İşte bak buraya parametre gelebilir dedik. Ama parametre girmesek de oluyor. Tabii parametre girdiğimiz zaman mesela burada name diye bir parametre belirttik. Bu defa name'e mesela bir tane parametre vermek zorundayız. Peki bunun fonksiyonlardan farkı ne? Fonksiyonlardan farkı burada biz parametrenin türünü belirtmedik. Belirtebiliriz de i32 de diyebiliriz. Mesela başka bir şey olsun. Ne olsun? i8 olsun mesela. Bu defa buraya istediğimiz değeri yazamayız. 270 yazsak mesela hata verecek. Neden? Çünkü biz parametre olarak işte bir U8 gönderecektik ama 270 U8'in sınırlarının dışında bir değer. Fakat mesela parametre belirtmezsek bu 270 artık integer olarak kabul ediliyor ve name de integer oluyor. Dolayısıyla mesela bu defa A'yı kullanmayalım da mesela name'i kullanalım. Ne olacak bu defa name? Bir integer değer olacak. CL ne olacak? CL de bir integer değer olacak. Haliyle ekrana name artı mesela 5 yapalım. 275 bu defa yapacak. Biz ne yaptık? Mesela burada closure'a 270 değerini gönderdik. Daha sonra bu 270 değeri burada 5 arttırıldı ve bu return edilmiş gibi oldu. Gibi diyorum çünkü en başta yaptığımız gibi bir miktar dırdır etmişti. Return tam olarak sayılmıyor burada. CL'ye bir nevi runtime aşamasında yani program çalışırken bir değer vermiş oluyor.
Fonksiyondan farkı da bu. Mesela biz bir fonksiyon çağırdığımız zaman o fonksiyonun ne return edileceği zaten belli. Ama mesela Clojure'da böyle bir kısıtlama yok. Clojure aynı değişken gibi. Mesela biz bir değişkenin türünü hani belirtmek zorundayız Rust programlama dilinde, ama ilk etapta mesela değişken türünü belirtmesek bile değişkeni tanımlayabiliyoruz. Daha sonra değişkene değer verdiğimiz zaman o değişkenin türü belirlenmiş oluyor ve derleyici buna göre hareket ediyor. Clojure'lar da aynı şekilde. Mesela biz az önce ne yaptık? İşte sayı gönderdik değil mi? Şimdi mesela biz burada name'in değişken türünün ne olduğunu söylemedik. Dolayısıyla buraya biz mesela birincisinde 270 gönderdik. İkincisinde A gönderdik. Bu hata verecek. İki sebepten dolayı burada gerçi hata veriyor. Bir sebepten dolayı hata vermiyor. Birinci sebebi şu. Name burada mesela artı 5 integer olduğu için artı 5'te bir sıkıntı yok. Ama mesela A gönderdiğimiz zaman artı 5 yapamaz. Fakat mesela şöyle yapalım. 270'i ve A'yı da gönderelim. Sonuçta burada name'dir ve return ettiği değer de aynıdır ve üzerinde de herhangi bir işlem yapılmadığı için tür uyuşmazlığı falan hatası da vermeyecek. Ama bu defa burada hata verecek. Burada da yine aynı şekilde hata vermiş, ama bunu daha iyi açıklamak için bu artı 5'i sildim. Sebebi şu. Biz şunu mesela çalıştırmayalım. İlk önce A gönderelim. Bakın, ilk önce A gönderdiğimiz zaman bu closure'ın türü str oldu. Dolayısıyla bundan sonra biz bu closure'u sadece ve sadece str ile çağırabiliriz. Mesela geldim ben buraya toString yaptım. String değişken türü gönderdim bu defa. Str değil, string değişken türü gönderdim. Bu defa mesela hata verecek. Neden? Çünkü birincisinde biz bunu str ile çağırdığımız zaman CL neyi return etti? Bizim ona gönderdiğimiz argümanı return etti. Biz ona hangi argümanı göndermiştik? A'yı. A ne? str. Dolayısıyla CL de bir str değişken türü oldu. Ama biz ikincisinde string gönderdik. Bu defa string gönderince dedi ki hayır dedi, biz CL'nin türünü burada belirlemiş olduk. İkincisinde sen string gönderemezsin. Çünkü ya string ya str diye bir şey söz konusu olamaz. Ya hep string gönderecek ya hep str gönderecek oldu. Bu yüzden mesela bundan sonra diyelim ki bir closure'u çağırdığınız zaman işte neyle çağırdınız? Mesela burada argüman belirtilmemiş, türü belirtilmemişse ve return edilen değer de buna göre ifade edilmişse nedir mesela? Her defasında bunu artık aynı değişken türüyle çağırabilirsiniz. Ancak mesela şöyle düşünün. Bu defa buradaki name ne olursa olsun CL yani bizim buradaki closure'umuz hep 5 olacak. Dolayısıyla ben birincisinde 270 de göndersem 5 alacak. A da göndersem yine 5 gönderecek. Fakat bu defa başka bir sebepten dolayı hata verme ihtimali var. Muhtemelen o da buradan dolayı hata veriyor. Bu defa biz burada 270 parametresini gönderdik ya. Buradaki parametre artık kendisini tanımladı. Dedi ki ben integer'ım. Bana bir isim verdin, bana bir tür verdin. Ben artık integer'ım. Bundan sonra beni integer olarak çağıracaksın gibi. Yani hem argümana hem de closure'a aslında biz bir değer türetmiş oluyoruz. Bir defa çağırdığımız anda. Bundan sonra ne kadar çağırırsak aynı türden veriyle çağırmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela bunu bu defa silelim. Buraya A yapalım. Burada da parametre istemediği için parametreyi silelim. Bu defa A'yı çağırdık ama mesela A artı ne olsun? A olsun. Hata verecek gerçi çünkü stringler toplandığı zaman birincisi string olması lazım.
Bu string olacak. Birinci i'yi string'e çevirmemiz lazım. İkincisini str olarak almamız lazım. To ovnut dersek muhtemelen çalışır ya da to string yaparsak. Evet. Burada mesela ikisini birleştirdi. İki tane i topladı bir nevi. Ve ikisini de göndermiş oldu. Tabi burada bu defa şöyle bir bakalım. A yazdırsak ne olur? A'yı mesela biz burada kullandık. A'yı yazdırsak ne olur? A hala mesela nedir? Merhabadır. Burada mesela A'nın değerini biz değiştirmedik aslında. A'yı bir işlem için kullandık. Fakat A'nın kendi değerini değiştirmedik. Dolayısıyla A hala merhabadır. Ama mesela ne yapalım? A eşittir A diyelim ve A'yı return edelim. A hala bakın ne oldu? Hala bile merhaba gösteriyor. Normalde CR yazsak bu defa A yazacak mesela. Cannot borrow as mutable. Bu defa bir şeylerden dırdır etti. Bizim de görmek istediğimiz şey bu. Consider changing this to mutable mut CL. Çok ilginç. Mesela bu defa closure'un mutable olmasını istiyor. Neden closure'un mutable olmasını istiyor? Diyor ki sen closure'u çağırdın ama closure'un içerisinde diyor dışarıdan gelen bir değişkenin değerini değiştirdin. Ve dışarıdan gelen o değerin değişmesi için de closure'un da mutable olması lazım diyor. Böyle yapmamız gerekiyor. Şimdi mesela bunu çağırdığımız zaman bakın CLA oldu. Bir de bakalım A ne olmuş? Tamam CL mesela A'yı gönderiyor ama A'nın değerine ne oldu bu defa? Ona bir bakalım. A'nın değeri de şimdi değişti. Mesela biz şunu çağırmazsak mesela bu closure böyle olsa da olur çünkü biz closure'u çalıştırmadık. Dolayısıyla closure işte A'nın değeri değişecekti. Dur burada benim mutable olmam lazım falan filan diye dırdır etmiyor. Ama ne zaman ki biz closure'u çağırırsak closure diyor ki diyor ben burada A diye bir tane mutable değişken var. Ben onu değiştirmek zorundaysam benim de mutable olduğunu işaret etmen lazım. Buradaki aslında arka taraftaki mimari tam olarak çözmüş değilim. Yani neden böyle bir şey yapıyor tam olarak çözmüş değilim. Yani biz A'yı değiştiriyoruz. Closure'u değiştirmiyoruz. Ama niyeyse Closure'da diyor ki beni de mutable olarak eğer ben dışarıdan bir değer alıp o değerini değiştireceksem, değişkenin değerini değiştireceksem ben de mutable olacağım. Dolayısıyla eğer closure buradaki bir değişkeni değiştiriyorsa kendisi de mutable olmak zorunda. Kendisi mutable olduğunda biz onu artık çağırsak herhangi bir şey söylemez. Ama dediğim gibi eğer closure'ı çağırmayacaksak mutable diye ifade etmemize gerek yok. Çünkü closure lazy aslında. Yani kendisi ilk etapta çalışmıyor. Biz onu çağırmayıncaya kadar çalışmıyor aslında. Compiler bunu kontrol etmiyor en başta. Move keyword'ü vardı. Move keyword'ü ne işe yarıyordu? Onu tam çözemedim. Buradan bir bakalım. Closure, Rust, Closure, Move. Ne anlama geliyor? Rust dedik. Rust değil. Closure expression produces a closure value with a unique anonymous type that cannot be written out. Closure types generates. Tabii bu closure'lar aslında ben kullanmayışımın sebebi ben pek fazla trait kullanmadığım için kullanmadım. Trait'ler de çok fazla kullanılıyor. Fn, Fn once, Fn mut diye bir sürü kullanım şekli var mesela. Bunları belki bir sonraki derste anlatırım. Çünkü benim de bir örnek belirtmem lazım ki ben de onu daha iyi anlatabileyim. Bilmekle uygulayabilmek arasındaki farklardan biri
Bu. Burada bakalım ne olmuş. Redwood C X true. Line is an error. C. Move. Nerede move? Move neden kullanılıyor onu anlatmaya çalışıyorum ama. Moving closure. Bunlar hep daha çok closure'ı generic types olarak kullanmışlar. Ben bu şekilde kullanmak istemiyorum. Bana daha basit kullanımı lazım. İleri düzey bir kullanım değil burada. Kitaptan bakalım. Da dur. Gerek yok aslında. Bunu string yapalım. To string diyelim mesela buna. Çünkü str olduğu zaman str bir primitive types. Dolayısıyla burada bu scope'un içerisine alındığı zaman copy edilebiliyor. Daha önce belki söylemişimdir. Ownership, borrowing olaylarında. Mesela biz bir integer'ı istediğimiz kadar fonksiyona parametre olarak gönderebiliriz. Herhangi bir sahiplik muhabbeti dırdırı etmez. Çünkü integer bir primitive types'tir. Dolayısıyla copy dediğimiz implementasyonu çalışır. Kopyalaması basittir. Fonksiyona bu integer türünün kopyası gönderilir aslında. Ama mesela string veri türleri str de mesela primitive types'tir. Copy'si oluşturulur. Ve dolayısıyla burada mesela scope içerisine gönderildiği zaman bir tane kopyası oluşturulabiliyor rahatlıkla. Haliyle herhangi bir borrowing olayı ya da ownership olayı gerçekleşmiyor. Ama string olduğu zaman a string olduğunda dırdır ediyor. Çünkü string bir copy değil ancak klonlamamız lazım. Ha, dolayısıyla bir bakalım şöyle yaparsak ne olur? Expect help try using a conversation. Tamam, bu defa hatayı çözdük. Keyword'un mevzusu bu. Yani ben dediğim gibi pek fazla closure kullanmış değilim. Sadece çalışma mekanizmasını biliyorum. Olay şu. Bu neyden kaynaklanıyor onu anlatmakta fayda var. Normalde dediğim gibi bu toString string dersinde ben bunu biraz daha detaylı anlatmıştım ama şu belki gözden kaçmış olabilir. str mesela şu olmadığı zaman a bir str'dir. Şöyle bir değişken türüdür. Şudur. Bu ne demektir? Bu aslında A herhangi bir sahipliğe değil. A bir referans içerir. Ne referansı içeriyor? İşte stringlerin tutulduğu bir referans içeriyor. Tabii sadece referans olduğu için bu merhaba yazısı bir referans şeklinde saklandığı için A üzerinde. Dolayısıyla A aslında merhabanın sahibi değil. Owner'ı değil yani. Dolayısıyla bir de kendisi de hani string ayrı, str ayrı dedik ya. Bu bir referans olduğu için referansı da stack'te tutulur referans türleri. Dolayısıyla stack'te tutulan değerler bir primitive types olarak genelde tabii her zaman için demiyorum. Genelde primitive types'lar işte stack'te saklanır. Referans türü de bir primitive types'tir. str de bir primitive types olur. Dolayısıyla bunun herhangi bir sahibi olmadığından ve primitive bir types olduğundan kopyalama işlemi gerçekleşebilir. Dolayısıyla biz burada mesela bu a'yı şu scope'un içerisine aldığımız zaman copy dediğimiz olay gerçekleşiyor
ve A üzerine değişiklik yapsak bile sahibi değişmiyor. Dolayısıyla burada mesela escope gitti anda A burada mesela drop edilmiyor. Yani bellekten silinmiyor. Çünkü zaten A1 referans da A1 primitive types'ti. Copy'si oluşturulmuştu. Dolayısıyla bu escope onun sahibi olmadı. Onun sahibi olmadığı için de onu drop edemez. Yani bellekten onu silme hakkına sahip değil. Ama biz genelde işte copy özelliği olmayan yani primitive types olmayan türleri kullanacağız ve bu türleri işte closure'ın içerisinde değiştireceğiz, bilmem ne yapacağız falan filan edeceğiz. Haliyle burada mesela A bu escope'un içerisine geldiği zaman A bir string olduğu için artık yani bir str değil string olduğu için string de bir primitive types olmadığı için string A bu merhaba yazısının sahibi oldu. Referansını değil, değerin kendisinin sahibi oldu. Dolayısıyla A buraya geldi. Kendisi bir sahip bu escope'un içerisine geldi. Sahip olduğu için escope'un içerisine geldiği zaman bu A'nın sahibi sınırları borrowing'i kim oldu? Ödünç kim aldı? Şu escope onu ödünç aldı. Dolayısıyla artık haklar bu escope içerisinde. Bu escope içerisindeki haklar escope'a ait olduğu için burada escope bittiğinde escope'un sahip olduğu bütün değişkenler drop edilir. Yani bellekten silinir. Dolayısıyla A burada siliniyor. Ama tabii closure'larda diyor ki eğer sen bir değişkenin sahipliğini buraya taşıyacaksan move kelimesini kullan. Bu ne anlama geliyor? Yani diyor ki A'yı bu escope'un içerisine al. A değişkeninin kendisini bu escope'un içerisine al. Ben haklarını alacağım onun. Sen bana bunun haklarını vermezsen ben bunun üzerinde işlem yapamam diyor. Olay bundan neşet ediyor. Yani mesela şu anda buraya toString eklediğim zaman A'yı bir string değişken türüne çevirdiğim zaman move etmek zorunda kalıyorum. Ama tabii bu defa başka bir sorun neşet ediyor, ortaya çıkıyor. O da şu. A'yı artık çağıramam. Çünkü A burada drop edildi. Bakın burada da söylüyor. Move occurs because A has type string which doesn't implement the copy. Yani kopyalama edilemiyor. Dolayısıyla A diyor move edildi. Taşındı. Nereye taşındı? Buraya taşındı. Buraya taşındığı için bu escope bittiğinde A drop edildi. Burada bakın diyor zaten closure'un içerisine gönderildi. A variable move to do use in closure diyor. Tamam orayı da anladık. A burada drop edildikten sonra biz buralarda artık A'yı kullanamıyoruz. Çünkü A'nın hakları buraya geçmişti. Ve biz de burada A drop edildi. A drop edildiği için de burada artık A ulaşılabilir bir bellek değil. Olay bundan ibaret yani. Tabii closure'lar aslında closure'ların olayı burada da görmüşsünüzdür. Çünkü hep bu şekilde anlatıyor. Boşuna da anlatmıyorlar. Çünkü generic types'larda çok fazla kullanılıyor. Yani şöyle düşünün. Öyle bir fonksiyon tanımlanmış ki bu fonksiyonun argümanı bir fonksiyon. Ve bu fonksiyon değil daha doğrusu closure'dur. Ve öyle bir closure ki işte return ettiği değer şu olacak gibisinden söylüyorsunuz. Ya da fnmut olacak diye söylüyorsunuz. Mesela bu bizim kullandığımız bir fnmut aslında gibi. Ama dediğim gibi yani closure'ları anlatmak için iyi bir örnek bulmam lazım. Şimdilik giriş seviyesinde anlattım. Daha sonra eğer örnek bulabilirsem ki bu uzun süre alabilir çünkü kendi yaptığım projeden örnekler ancak bulabilirim. O zaman bunu anlatmayı düşünüyorum. Yani trade'ler içerisinde bu closure'lar nasıl kullanılıyor onu anlatmayı düşünüyorum. Evet, bugünlük closure konusu bu kadar. Giriş seviyesi için en azından bu kadarı yeterli. Daha sonra olur da fırsat bulursak tekrar closure konusunu ele alacağız. Ama bu defa biraz ileri seviye olacak. Evet, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.